Uhud Dağı'nın eteklerindeyiz. Ekibimizin sizler için hazırladığı geniş yelpazeli VTR'yi ekranlarınıza getiriyoruz. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Uhud cennet dağlarından bir dağdır buyuruyor Resulullah. İlahi tokatın vurulduğu imtihan yeridir. Malum Bedir Savaşı'nda az bir kuvvet çoğu inince Bedir'e gidemeyen gençler şehit olanlara kıpta ettiler. Ve düşman Bedir'in intikamını almak için buraya gelince dişe diş çarpışalım dediler. Ve buraya geldi ordu. Günlerden cumartesi. Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır. İki ordu da harp nizamında. Ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr, zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah. İşte Ebu Katade, okun fahri kainata doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor. İnmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde. Nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki.
ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Biliyorsunuz savaş şu muhitte oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü yaralandı, dişi kırıldı. Ve bir rivayete göre bu taş yarıldı. İleyye ya Resulallah, ileyye ya Resulallah dedi. Ve taş onu muhafaza etti peygamberimizi. Sancaktar Musab bin Ümeyr'di. Rabbim şefaatine nail eylesin. Burada çarpışıyordu ve Abdullah bin Cahş ok atıyordu. Bütün sahabeler peygamberimize anam babam sana feda ya Resulallah derken o gün Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cahş'a anam babam sana feda olsun at at ok demişti ve Resulullah koruyorlardı. Tabi düşmanın biri Muhammed öldü diyerek yaygara verince ortalıkta kıyamet koptu tabi. Sahabeler dağıldı. Resulullah ben ölmedim buradayım buradayım dediyse de ses pek duyulmadı. O anda savaş netizelendi gibi oldu öldü deyince. Resulullah bir baktı ki şu meydanlıkta Musab bin Ümeyr sapsağlam duruyor. Ya Musab
Sen o kadar oka kılca nasıl